kendinizi çok değersiz hissettiğiniz oldu mu hiç? Hatta şu uzakta gördüğünüz parıldılar gibi mini minnacık. Varlığıyla yokluğunu bile fark edemeyeceğiniz kadar ufak hissettiniz mi? Ben hissettim. Ama merak etmeyin, sandığınız kadar hüzünlü bir şey değil bu. Çünkü kendinize yakından bakma cesaretine sahipseniz... ...içinizdeki dünyayı görebilirsiniz. Tabii önceden pek çok insan gibi ben de bu cesaretten yoksundum. Hani derse girmeyince kimsenin dikkatini çekmeyen insanlar vardır ya, işte o bendim. Tanışır tanışmaz adını unuttuğunuz kişiydim ben. Evet evet, öyleydim. Ve hayat her fırsatta bunu suratıma vurmaktan çekinmiyordu. Bakın neler yapacağım ona. Mesela bu Batu. Ev arkadaşım. Ona sorarsanız hayatta pek başarılı olduğum şey omlet yapmak. Kim yaptı onu? E haklı. İTÜ makineyi 9 yılda bitirmek herkesin harcı değil sonuçta. İşte bu da masal. Batu'nun sevgilisi. Ona göre ise benim 29 yaşına kadar hayatta kalmam bile büyük mucize. Bu da... Türkan abladan şimdi bahsetmek istemiyorum. Onu nasıl olsa tanıyacaksınız. Ve karşınızda Gizem. Hayatımın kadını. Aslına bakarsanız o zamanlar varlığından haberdar bile değildi de. Aha, bu da o Arda denen... Tövbe tövbe. Pis herif etrafında dolaşıp duruyordu o zamanlar. İşte bu köpek de benim. Bir baltaya sap olamazsan it gibi sürünürsün oğlum, derdi annem. Sanırım şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Ne yapayım? Mühendislikte dikiş tutturamayınca hayatımda en rahat olduğum yerde bir kostümün altında çalışmaya başladım. Dünya hali dedikleri bu olsa gerek. Bir zamanlar tam olarak böyle biriydim işte. Ama Gizem'den sonra... Biraz hızlı mı gidiyorum acaba? İyisi mi siz arkanıza yaslanıp kulaklarınızı dört açın... ...ben de sizi bu eğlenceli masalın ta başına götüreyim. 20 tane çocuğu 2 saat eğlendireceksiniz. Çocuklardan biri ağlama krizine girmiş, hastaneye kaldırmışlar. Öbürü baygın. Yapmayın arkadaşlar ya. Adam sürekli müşterimiz. Serdar Efendi diyor... Abi benim param nerede? Onu o Batu'ya soracağım. Gitmiş herifin vazosunu kırmış. Adam diyor bana 2000 lira vazo parası bilmem ne. Ona mı yanalım? Herif sürekli müşterimiz. Ona mı yanacağız yani? Yapmayın etmeyin ya. Anlamakta zorluk çekiyorum ya. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Rüyamda yine Gizem'i gördüm. Of, omlet yine ateş ediyor kardeşim benim. Eline sağlık. Öyle. Çayırlıklar, çimenlikler, bayırlar falan. Bartın yine fazla kaçırmış. İnsan konuşuyor lan burada. Ah başım. İnsan bir he he falan der. Kardeşim, her gün aynı rüya. Biz alıştık artık, sen de alış. Ve her gece aynı gerginlik. Ne gerginliği? Dün gece barda olanları hatırlamıyor musun? Dert etme denmez, derdi olana. Gel gitme denmez, yolcu olana. Geldiğinde zurna gibiydin. Herkese salça olup durdun. Zor oturttuk seni baraya. Biz olmasak birilerinden kesin dayak yemiştin hatta. Yine mi aynına karar? Tam insana dönmüştün ki Gizem'le Arda girdi bara. Gizem görmedi değil mi bunları? Görmedi de. Görmedi. Görmedi. Yeminle yüzüme bakmayacak. Zaten bakmıyor ki sana. Yani. Lan arkadaş dediğin az birazcık destek olur be. Aslansın kaplansın bir şeyler der. Olmadı sana kız mı yok falan der. Vallahi kusura bakma Serdar. Sana kız yok. Hah. Bak anacığına söyle sana Mudanya'dan bir kız bulsun. Sen de rahat et, biz de rahat edelim. Bırak şu gizemimizi ya.
Ağzını yüzüne Batu, ağzını yüzüne. Öpsün lan, öpsün. Efendim anne, ne oldu? Çok güzel şeyler oldu tontişim. Anneciğim, 30 yaşına geldim ben artık. Tontiş nedir ya? Hah, ben de onu diyorum işte. 30 yaşına geldin, okulunu bitirdin. Hala İstanbul'larda sürtüp duruyorsun. Artık hayatını bir düzene koymanın vakti gelmedi mi oğluşum? Benim hayatım gayet düzenli anneciğim. O çıkardığın pantolonu orada bıraktın değil mi? Yok. Kirli sepetinde. O çorapları da yatağın altına ittiriverdin. Ya evimi bir görsen var ya, öyle bir düzenli ki aklın hayalin durur. Kesin öyledir. Bak oğluşum, ben düşündüm, taşındım, bir karar verdim. O evi toparlayacak bir kız buldum. Anneciğim, benim başıma gündelikçi falan çıkarma gözünü seveyim. Ben gayet iyiyim. Ne gündelikçisi lan? Kız diyorum, kız. Evlenmelik. Adı da Neriman. Yuh. Yani. Nereden çıktı ya bu sabah sabah şimdi? Oldu. Öğleden sonra arayayım o zaman. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Karşıma birini çıkarttığın mı var? Mis gibi bir kız buldum diyorum sana işte. Aa, bak anasıyla babası da karşımda duruyor. Hoş bulduk halime. Alo, Serdar oğlum, nasılsın? Ben Gülsüm teyzen. Sen de merhaba desene çocuğa. Merhaba oğlum, nasılsın? İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ha oğlum. Anneciğim, şu anda... Aslında birazcık meşgulüm. Tamam o zaman, sen işin bitince ararsın beni. İyi günler. Teşekkürler. Ne diyor oğlan? Oldu bu işaret. Yakında düğünümüz var. Hadi inşallah. Dergimizin bu ayki dosya konusu filofobi. Filofobi, kelime anlamı olarak aşık olma korkusu anlamına geliyor. Basitçe açıklamak gerekirse, sürekli kötü ilişkiye maruz kalan insanlar bir süre sonra aşka karşı güvensizlik duymaya başlıyor. Geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları sanki başlayacakları her yeni ilişkinin aynı faciayla sonuçlanacağı düşüncesini doğurur. Bu düşünce bir süre sonra kişiyi büsbütün sarar ve mutsuz kılabilir. İşte biz bu insanlara filofobik diyoruz. Umarım hiçbirimiz bu sendroma yakalanmayız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gizemciğim. Harika bir sunumdu. Rica ederim. Gizemciğim, canımın içi kuzum, çok çok iyi olabilirdi. Keşke ben anlatsaydım, keşke ben sunsaydım. Hiç etkileyici değildin, hitabetin çok zayıftı. Ayten Hanım uyudu, Ömer Bey'in esnemek... Keşke muhterem anneciğin de filofobik olsaydı Canber. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemeseydi. Ay. Bitti mi arkadaşlar? Toplantıya dönebilir miyiz? Lütfen efendim, buyurun. Bir bana mı saçma geliyor? Niye aşk fobi dememişler ki buna? Böyle filofobi deyince filden korkmak gibi bir şey geliyor benim aklıma. Arkadaşlar, şu an içinde toplantı bitmiştir. Ben hemen araştırıyorum efendim, herkesten önce. Gizemciğim, çekil. Gizemciğim. Aa, bu ne? Dergideki birinci yılın kutlu olsun. Ben çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Aşkım çok yedim ya. Hayırdır kanka, bu ne hal? Sen neş olmazlı bir adamsın lan Batu. Yoksa? Aman aman. Lan yeter yeter. İşiniz gücünüz zir zopluk be. Ulan ben o kızla evlenir miyim lan? Bilmiyormuş gibi konuşmayın, oturun yerinize. Bu çocuğun cidden ilaca başlaması gerekiyor. Yani dünyada evlenebileceği tek kız var, onu da reddediyor. Bak kendine gel. Anladık, seviyorsun. Tamam, boş zamanlarında yine sev. Boş zamanlarında mı? Evet.
Serdar'cığım, senin Gizem'e olan aşkın sadece şizofreniyle açıklanabilir. Aşkım veya mazoşizm. Aşkım ya da... Aşk lan aşk! Aşk be! Olacak diyorum. Yavaş yavaş diyorum. Olacak. Ama senin Gizem'le birlikte olma şansın yok. Neden lan neden? Neden? Çünkü kız gazeteci. Oğlum bunlar kariyer sevdalısı olur. Sen hayvan kostümleri giyen bir adamsın. Biraz mantık, birazcık. Bak biz sana yardım ederiz etmesine ama. Sen ve Gizem fizik kurallarına aykırı. Var mısınız lan iddiaya? Hate be. Bütün rızkımızı kumara yatır aşkım hadi. Varız ulan varız tamam. Varız. Sen zaten başka türlü gerçekleri de göremeyeceksin. Varız. Hem iddiaya gireceğiz hem de sana yardımcı olacağız tamam. Senin gibi bütün domatesleri hak et. Al bakayım bebeğim. Al canım ya. Al hepsini ye. Ye ye ye. Anlaştık. Hepsini ye. Bunların hepsini. Şunu kızım. Arabada sıkacağım. Tamam. Tamam aşkım. Şimdiden otel rezervasyonumuzu yapalım o zaman değil mi? Kanka yalnız bak. Sana bir hafta mühlet. Bu işi hallettin, hallettin. Yoksa kaybedeceğin tek şey iddia olmayacak. Ve her şey böyle başlamıştı. Derler ki dünya 6 günde yaratıldı. Benim de dünyamı yaratmak için tamı tamına 6 günüm vardı. İlk gün ışık olsun dendi. Sana bir soru. İlk buluşmada olmazsa olmazların nelerdir? A kıyafet, B oksijen, C köpek balığı, D hiçbiri. Köpek balığı abla. Çünkü biliyorsun ben köpek balığım olmadan bakkala bile gitmem. Ya abla, hani bizim yeşil küpe vardı ya onun tekini bulamıyorum gördün mü? Peki. Tercih edilen ilk dans şarkısı ne olmalıdır? A kapı gıcırtısı, B Antep'in hamamları, C, Fire of the Dark. Abla sen şaka mısın? Röportaja geç kaldım diyorum ya, azat et beni. Kızım, şaka olan bu. Sorulara baksana. Ay bilmiyor musun, onları Figen hazırlıyor işte. İşi gücü trollük. Abla, sen bana azap çektirmekten keyif mi alıyorsun? Kız, yavaş. Emin değilim ama biraz hoşuma gidiyor tabii. Ah. Sana asıl bombayı söyleyeyim mi? Hayır. Söylüyorum. Hayır. Bugün internette tanıştığım biriyle buluşacağım. Köpek balığımı ödünç alabilirsin ablacığım. Neden olmasın? Türkan abla ödümü kopardın. Ucuz parfüm. Sucuklu yumurta. Endişe. Evet, endişe kokuyorsun sen. Ne diyorsun? Nereye böyle? Şey ya, bir... Sana ne ya? Allah Allah, bir işim var. Kız tavlamaya gidiyorsun değil mi? Türkan abla, ben seni papağanla yaşayan bir asosyal olarak bilirdim. Hayrola? Bu şekilde işin zor senin. Run Forest, run. Çevremde böyle adamlar olduktan sonra işim zor tabii. Anasını satayım. Afiyet olsun. Masalcığım nasılsın? Bak sana da getirdim. İyiyim canım. Ya ne güzel bir haber bu. Çok sevindim. De, siz daha yeni tanışmamış mıydınız? Yıldırım aşk kızım bizimki. Kuru kuru sevgililik de mi geçmez ki? Siz düşünmüyor musunuz evlilik falan? Benim bara dönmem lazım. Çok sevindim tekrar. Mutluluklar. Bak Ayşeler de evleniyormuş. Ya hayatım saçma sapan işler Allah aşkına ya. Ben seni seviyorum diye birinden onay mı almam lazım? Anlamadım ki. Öyle de işte. Yani bir noktada. Niye evleniyorsunuz ki niye? Sabaha kadar düşündüm. Harika bir fikir buldum. Sen ve harika fikir. Allah'ım kıyamet kopacak. Hayatım bir dur ya. Anlatsan kardeşim. Şimdi ben buradan direkt Gizem'in çalıştığı dergiye gidiyorum. Dağın diye herkesin içinde ilan aşk ediyorum. Nasıl? Güzel. Güzel.
Allah'ım çok şükür kıyamet kopmayacak. Tamam sen yine de öyle yap. Aşkım biz de Bodrum'a gideriz olmaz mı? Olur hayatım gideriz gitmez miyiz de. Refa ağızdan bir kere çıkar. Yardım etmemiz lazım herife. Zira destek olmazsak doğru yolu bulamayacak arkadaş. Bu nasıl destek olmak ya? Hani kadınlar özgüvenli adamlardan hoşlanıyordu? Mis gibi plan işte. Kardeşim, özgüvenle hıyarlık arasında incecik bir çizgi var. O çizgiden sapma olur mu? Bu nasıl plan yapmak? Gerizekalı, feda eyleminden farkı yok. Allah'ım merhaba, yine ben Serdar. Hani çocuklarla su savaşı yaptıktan sonra kovulmayayım, başka hiçbir şey istemeyeceğim diye sizi rahatsız etmiştim ya. İstirhamım da alacak. Gizem'i bir an önce göreyim, Amin. Amin. Bir vodka versene. Merhaba İhsan Bey, nasılsınız? Hiç iyi değilim Gizem Hanım, hiç iyi değilim. Sizin zaten haberiniz var mı? Tam 3 dakika 27 saniyedir beni burada boşuna beklettiniz. Bir de utanmadan nasılsınız diye mi soruyorsunuz? Bakın İhsan Bey, kusura bakmayın gerçekten. Biliyorsunuz İstanbul trafiği, yollar... Bahane bunlar, bahane Gizem Hanım. Siz kadın milleti var ya, hepiniz aynısınız. Size en basit bir konuda bile güvenilmez. Harika. Güzel geldi, güzel geldi, güzel geldi. Oha. Sakin ol. Hayatım su versene. Allah'ım çok teşekkür ediyorum. Bu kadar çabuk beklemiyordum ama olsun. Çok sağ ol. Sen yapacağız lan biz. Su iç. Şimdi beni iyi dinle. Aynen şöyle yapacaksın. Ben gözlerinin içine bakacağım. Merhaba ben Serdar diyeceğim. Tamam böyle olacak. Çok güzel oğlum. Gizem ne haber bebeğim ya? Pardon. Kızım ben sana aşık oldum galiba falan. Akşam bana mı gelsen? Film falan izleriz. Üstüme rahat bir şeyler de alayım mı? Ah. Oha kardeşim sana, oha. Daha ilk görüşte kızı eve mi davet ettin? Bir rahat ol diyorum sana ya, bir denyoluk yapma ya. Ne diyeceğiz oğlum peki biz? Ne var, ne istiyorsun? Hayırlısıyla sizi kendime isteyecektim de. Şey yani sevişmek için. Sevişmek derken karşılıklı sevmek maksatlı. Yoksa benim sekslemek ne işim olur canım? Hayır yani o olur olmasına tabii de... Uygarlık savaşında... Ne saçmalıyorsun sen be? Defol git başımdan. Vur diyoruz öldürüyorsun ya. Bir kendin gibi olsan bütün problemleri çözeceksin biliyorsun değil mi? Yok yok tamam bitti bu iş. Yani en iyisi şöyle yapalım. Masalın dediği gibi hafta sonu siz Bodrum'a gidin. Hepten kapansın bu iş abiciğim. Serdar, kardeşim. %1 bile olsa bir şansın var. Hadi değerlendir şunu be. Ya hay dilim kopaydı da girmeyeydim o iddiaya. Ya çocukken de böyle oluyordu biliyor musun? Bütün misketlerimi üterlerdi benim. Ot geldik bok gideceğiz yemin ediyorum ya. Merhaba. Merhaba dedi. Ha yok şey ses egzersizi yapıyorum. Gizem ben. Hı. Serdar'dı değil mi? Serdar'dı. Çok memnun oldum. Ben Ah Güzel İstanbul dergisinde çalışıyorum. Az önce garson arkadaşla konuştum da filofobik biriyle röportaj yapmam gerekiyor benim. Sen de filofobikmişsin sanırım. Öyle miymişim? Ha, öyleymişim. Öyle. İnanır mısınız? Bizim Serdar'ı göstermediğimiz hacı hoca kalmadı. Hala sağlığına kavuşamadı. Yazık. Allah düşmanımın başına vermesin. Öyle mi? Ben sadece psikolojik bir tepki zannediyordum ama... Aa, Gizem Hanımcığım ah nerede, nerede? Serdar, ta dededen öz filofobik. Bugüne kadar kendisinin herhangi bir kadına aşık olduğunu ne bir gören, ne bir duyan tek bir canlı yok. O yüzden çok şanslısınız. Süper o zaman. Ay ben çok özür dilerim, kusura bakmayın lütfen. Ben biraz patavatsızım da, patavatsızlığımı verin. yok, veririm tabii. O zaman... Ben size kartımı vereyim. Çünkü bu röportaj benim için gerçekten çok önemli. Eğer müsait vaktinizi ayırırsanız çok sevinirim. Burada numaram yazıyor benim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim o zaman. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Oh.
Aşkım bravo sana be. Ay, konuştuk söz verdik de iyi mi yaptık acaba Yaşar? Ya çocuk Halime'nin dediği gibi iyi biri değilse? Ay Allah korusun. Ya kötü alışkanlıkları varsa? Of. Ay sen de bir şey desene be adam. Acaba iyi mi yapıyoruz Neriman'ı vermekte Gülsüm'ün? Ay sus sus. Sus. İyi ediyoruz tabii. Ama Halime sonuçta benim ahretliğim. Bilmiyormuş gibi konuşma. Ben seni şey yapmak için şey yaptım. Gülüm Gülsüm gülüm. Halime, eline sağlık. Niye zahmet ettin? Zahmet mi olurmuş canım? Bugüne bugün dünür sayılırız. Hele şu çocukları da bir el verelim. O zaman herkes bak nasıl çatlayacak. Sen ne yaptın? Serdar'la konuşabildin mi? Ne diyor? Konuştum. Şey dedi, ay nasıl mutlu oldu bilemezsiniz. Anacığım dedi, ben Neriman'dan daha hayırlı bir kısmet mi bulacağım diyor. Esah mı diyorsun kız? Esah tabii ya. Hele Neriman'ın sizin kızınız olduğunu öğrenince yelkenleri hepten suya indi. Gülsüm teyzemle Yaşar amcamın yetiştirdiği kızdan iyi kısmet mi olur bana dedi. Yaşar. Duydun mu bak damadımız bizim için neler neler demiş. Allah razı olsun. Siz hiç merak etmeyin. Serdar benim lafımdan dışarı çıkmaz. Bu işe olmuş bilin. Birkaç yıla kalmaz torunlarımızı da kucağımıza alırız inşallah. İnşallah. Alo Gizemciğim. Ben de seni arayacaktım. Nasıl geçti röportaj? Of sorma ya. Adam ruh hastası çıktı resmen. Yapamadım ki röportajı. Sen hiç sıkma canını. Ben o herife yapacağımı bilirim. Arda saçmalama. Hemen zaten yeni birini buldum. Yeni birini? Yeni birini buldum derken? Hani bizim arada gittiğimiz mekan var ya Ağaç Ev diye. Oradaki barmaid'in arkadaşı Serdar diye biri. Ben o mekanı oldum olası sevmedim zaten ya. Garip garip tiplerle dolu. Röportaja ben de geleyim ha. İçim rahat etmeyecek. Arda, abartmana gerek yok gerçekten. Ben hallederim. Hem ben zaten seni şey için aradım. Eve geçiyorum, soruları güncelleyeceğim. Haberin olsun. Tamam Gizemciğim. Konuşuruz o zaman. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Serdar, sen acı çekmek için fırsat kolluyorsun kardeşim. Bu ne hal? Bir kendine gel ya. Yeter artık. Ya oğlum ben Gizem'e köpek gibi aşığım. Nasıl filofobik gibi davranacağım? Aman sana iyilik yapan da kabahat. Kardeşim numaradan. Kızı araklayana kadar tiyatro çevireceksin ya. He. Bak bana. Nasıl kandırdım masalı, nasıl tavladım? Pardon Batu. Nasıl tavladın sen beni? 3 ay boyunca durmadan bara geldin ve kurduğun tek cümle bir biri alabilir miyim oldu? Orada nasıl söylediysem hemen tav oldum be hayatım. Ben gelip konuştum be senle. O da yazık, ömrün şuralarda tükenmesin diye acıdığımdan yani. Oo. Benle ilgilenebilir miyiz acaba şu an? Kardeşim sen masalı boş ver. Bu kardeşin zamparalığın kitabını yazdı, doğru adrestesin sen. Lan! Aklıma bir şey geldi. Dur. Bizim etrafımızda aşktan meşkten anlayan kim var? Bugüne kadar izlediğim 5738 filmden öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Aşk! Aşk saçmalıktan başka bir şey değil. Papatya çayı isteyen. Saçmalık! Saçmalık! Sus lan! Saçmalıkmış. Sensin saçmalık. Saçmalık! Saçmalık! Ben sana demedim mi kendi işimizi kendimiz çözelim diye? Saçmalık dedi lan. Neyse yürüyün gidelim hadi. Hadi gidelim ya. Ve hayatı güzel kılan tek şey saçmalıklardır. Bunların başında da aşk gelir. Badem ilişkiyi yalanla başladın. O zaman altını dolduracaksın. Boyun kısa kalırsa geleceği göremezsin değil mi? Boy diyor kanka. Sıçtı. Senin gibi götü var, ne bileyim sıçtın. Boyun kısa. Ay. Ay. Çok yoruldum.
abla. Abla? Buluşma peki geçmedi herhalde. Aa! Abla? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ay, bir dur be kızım be. Ne oldu? Anlat, niye ağlıyorsun? Çetin manyak falan mı çıktı? Buluşma lisedeki kimya dersleri gibiydi. O ne demek ya? Kız buluşamadık ki. Gelmedi. Daha doğrusu gelemedi. Lisedeki kimya dersi gibi dedin ya. Evet işte. Kimya hocası da derse gelmedi. Abla, bak sen şimdi bir sakin ol. Bana sakin sakin anlat. Ne oldu? Neden gelmemiş buluşmaya? Bak şimdi, Çetin Beylikdüzü'nde oturuyor, tamam mı? Bu şimdi hazırlanmış, saat 9'da metrobüs beklemeye başlamış. 12'ye doğru bir metrobüs gelmiş ama ben kafede 28. çayımı içerken bu bana cevizli bağdayım diye mesaj attı. Şaka yapıyorsun. Gülme be, gülme. Vallahi sinirim bozuldu. Tamam, bilmiyorum. Ben de şansa bak. Kız bula bula Beylikdüzü'nden buldum ya. Ya Ankara'dan gelseydi çocuk daha kısa sürerdi. Peki şimdi ne yapacaksınız? Ben ne bileyim kız. Bir seneye kalmaz görüşürüz herhalde. Hareket yapma. Tipsiz, biçimsiz, çapsız, garip şey. Senin işin bitti be. Ya çok komik ya. Beni iyi dinle. Buyurun efendim. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ama aramızda kalacak. Tabii ki. Figen, sen bir matbaaya git bakalım. Kağıt stoğumuz ne durumdaymış, hadi. Ama sabah baktım, bayağı var. O zaman fotokopi makinelerinin tonerlerini kontrol et. Hadi. Biraz önce ona da baktım, gayet iyiler. Öyle mi? Figen, hadi git artık ya. Şurada özel bir şey konuşacağız, git. Ya Arda Bey git diyor, niye gitmiyorsun? İstemiyoruz ki biz seni, git be! Tamam, tamam canım, tamam gidiyorum, sakin. Ben de kendimden pek hoşnut değilim zaten. Ama bu kadar da şey yapmayın canım. Yani Allah şey yapanları sevmez. Hadi yürü, yürü. Biçim bir şeysin ya. Senden birini araştırmanı istiyorum. Adı Serdar. Ağaç evde takılıyormuş. Var mıydın yakın arkadaşı? İyice bir stokla bakalım. Kimmiş, neyin nesiymiş? İyice araştır, tamam mı? O iş bende efendim. Hiç merak etmeyin. Yarın sabah masanıza bırakıyorum. Annesinin kızlık soyadına varıncaya kadar. Aslansın aslan. Çok iyisiniz. Eyüp abla. Hadi kalk. Bak sana Türk kahvesi yaptım. İstemiyorum ya. Beni şu anda Türk kahvesi dolu bir havuza atsan nafile canım. Alo? Alo Gizem, merhaba, ben Serdar. Nasılsın? Hani ağaç evde karşılaşmıştık ya. Filo Fobi falan. Aa, merhaba Serdar. Ben de senden haber bekliyordum. Fena değil, fena değil. Hani müsait olduğun zaman görüşelim demiştik ya. Ben yarın müsaitim, acaba yarın görüşsek mi? Ama tabii müsait değilsen de şey yapmayalım tabii, görüşmeyelim. Yok, kesin görüşelim. Ha tamam, tamam. Yarın gayet uygun benim için. Yarın şöyle yapalım, saat 2'de buluşalım. Şey yapalım, saati sen söyle. Saati sen söyle en iyisi. 2 gayet uygun. Ben o zaman şey yapayım, çok güzel bir yer biliyorum ben. Oraya gideyim, yarın sana konum atarım. Orada görüşürüz, olur mu? Ha, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Hoşça kal, görüşürüz. Görüşmek üzere. Sen niye vuruyorsun lan? Herkes vurunca ben de gaza geldim kardeşim. Neyse, boş ver, önemli değil. İkinci adımı da tamamladığımıza göre süper gidiyoruz kardeşim. Daha ne isteriz be? Ya... Türkan abla, sen ne mukaddes bir kadınmışsın ya. Evet. Rita Hayworth'ın dediği gibi, yıldız kayarken erik yemek gibisin.
Yok. Evet, anladım sana. Hadi, şimdi geldi hazırlık zamanı. Yüreğim bir kuş gibi kıpır kıpırdı. Midemde kelebekler uçuşuyordu. Aşkı temsil eden bütün hayvanlar içimde cirit atıyordu. Bazısı okul bitirmeyi hedefler kendine, bazısı kabarık cüzdanları. Ne bileyim, ben de böyle biriydim işte. Ve ikinci günün sabahında gökyüzünün yaratıldığı gibi benim dünyamın kubbesi de yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Gel. İyi günler. İstediğin sunumu hazırladım. Sunumum. Hadi. Serdar, 29 yaşında. Serdar. İTÜ makine mühendisi. Ama animatörlük yapıyor. Batu ve Masal en yakın arkadaşlar. Kadıköy'de aynı evde yaşıyorlar. Ağaç evde çalışan kız bu işte. Serdar, Oğlak burcu. Tek çocuk. Babası ölmüş. Annesinin kızı soyadını henüz bulamadı. Bunların yanı sıra. Ayakkabılarımız 42. En sevdiği renk siyah. Ve omleti çok baharatlı yaptığı yönünde ciddi spekülasyonlar var efendim. Güzel. Siz de mi omleti baharatlı seviyorsunuz? Ha, çok seviyorum. O zaman ben hemen size ellerimle omlet yapayım da geleyim. Ellerini benden uzak tut. Kahve. Kahve alayım geleyim size. İlla bir şey getireceksin değil mi? Ha? O zaman sen bana cağ kebabı getir. Emredersiniz. Ama Erzurum'dan getir. Hadi. Tabii ki Erzurum'dan alacağım. Cağ kebabı Erzurum'dan getir. Ya çok iyi bir seçimde bulundunuz. Nereden aklınıza gelir bilmem ki. Gerizekalı. Hadi oğlum Serdar. Sanki diferansiyel denklemi geçmiş adamsın. Bir kızla mı konuşamayacaksın? Hadi oğlum. Selam. Hoş geldin. Çok bekletmedim değil mi? Yo, ben de yeni geldim sayılır zaten. Öpeyim. Sen heyecanlısın galiba biraz. İlk buluşmamız ya. Röportaj için ilk buluşmamız. Ondan. Rahat olabilirsin. Sohbet ediyormuşuz gibi düşün. Sen bir de onu bana sor. Nasıl? Nasıl? Şey, başlayabiliriz diyorum. Röportaja. Benimle evlenir misin? Tamam. Başlıyorum o zaman. Filofobik olduğuna nasıl karar verdin? Yani bu bir doktor teşhisi mi yoksa tamamen senin kendi kararın mı? Kendimin fikri. Çocukluğu saymazsak lisedeyken zaten aşık olmadım. Sonra da kendimden tamamen vazgeçtim. Ta ki seni görene kadar. Peki aşık olamamak nasıl bir duygu? Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Gerçekleri öğrenmek istiyorum. Şöyle. Şekersiz tatlı gibi. Hani tuzsuz yemek yersin ama aldırmazsın. O hesap yani. İlginç. Sen çok mutlusun herhalde. Çocuklarımın anası ol. Ha? Ha? Ne demezsin? Kim bilir? Belki de filofobi böyle bir dünyanın panzehridir. Değil mi? Tabii. Güzelmiş. Çok modern bir tasarım. Neresi güzel be? Gelinlik mi, eşofman mı belli değil. Aa, işte bu. Bu. Evet. Yani 50 yıl öncesinde yaşıyor olsaydık sana katılırdım Türkan abla.
Haspam, retro bu. Retro. Kolay gelsin. Serdar'dan ses var mı? İyiyim Batu. Sen nasılsın? Hayatım iyiyim aşkım, iyiyim de. Ben çok heyecanlıyım ya. Herif becerebilecek mi sizce? Hiç sanmıyorum. Ama hayat bu yani. Mucizelere hazırlıklı olmak lazım. Mucize derken? Yani Musa'nın Kızıldeniz'i yarması gibi, İsa bebeğin konuşması gibi. Mucize yani. Aman Batu ya, sen de iyice kaptırdın kendini. İddianın asıl amacı Serdar'a gerçekleri göstermek. Unuttun herhalde. Unutmadım da... herif üzülecek diye çok korkuyorum. Üzülmesi şizofreninden daha iyi bir seçenek sonuçta. Tamam. O zaman akşama şöyle jilet gibi bir rakı sofrası kuralım. Şşt. Mevzuyu kökünden çözelim. Nasıl? Bir gün de benim için sofra hazırlasan ne olur acaba Batu? Renkli mi oldu? Nasıl söylesem? Çok salaksın ya. Çok, yani bayağı çok. Son soru. Birine gerçekten aşık olmak ister miydin? Şey gibi diyorsun, bungee jumping gibi adrenalinli bir şey. Tabii, tabii isterim. Sonuçta ikisi de kalbini şuradan alıyor, şuraya tak diye çıkarıyor. Sana köpek gibi aşığım Gizem. Ve bitti. Çok teşekkür ederim her şey için. Gerçekten kusura bakma, uğraştırdım seni de bu kadar. Ne demek, zevkti benim için de. Yalnız bir şey soracağım ben. Tabii. Sence biri bana aşık olabilir mi? El ele tutuşup kırlarda koşalım Gizem. Aynı yastıkta... Bölmüyorum değil mi? Arda? Yo zaten bitirmiştim ben de, toparlanıyordum. Serdar, sana bahsettiğim filofobik arkadaş. Bu da Arda. Arda ben. Gizem'in yakın dostu. Selam. Selam. Her şey için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gidelim mi? Gidelim. Kanka, hayırdır erken gelmişsin ki kızlar çok sevmez böyle şeyleri. Söyle. Durum sandığımızdan ciddi galiba. Ne oldu anlatsana. Kızıldeniz olmasa bile bir su birikintisi hareketlenmiştir değil mi? Bir bok olmadı. Nasıl yani ya? Birer çay içtik. Sonra röportajı yaptık. Sonra Arda Hıyar'ı geldi. Kesin yazıyor oğlum onu. Garanti yazıyor o lavuk. Yani kaybedeceğini biliyordum ama biraz daha eğlenceli olur diye düşünmüştüm. Söyleyin bana be. Gene mi atamadım golü? He? Bu da mı gol değil be? He? Gol mü? Kanka abartma istersen. Bu da mı gol değil be? Üzgünüm canım. Bu da mı gol değil? Kafa iyice gitti. Canını sıkan şey ne? Röportaj yaptığım çocuk. Serdar. Vallahi açık açık söyleyeyim. Benim gözüm hiç tutmadı o herifi. Arda sen beni bir dinleyecek misin? Hayır dinlemeyeceksen soru sorma o zaman. Tamam ya tamam. Anlat dinliyorum. Bak, belki bu anlatacaklarım sana biraz saçma gelebilir
Ama ben artık bazı şeyleri kaldıramıyorum. Yani ben ne yapıyorum ki? Gidiyorum, insanların sorunlarını dinliyorum. Sonra pat. Bitti. Kimsenin kimseye bir faydası yok. Gerçekten çok saçmaymış ya. Senin işin bu zaten. Arda, sen bu şekilde çok mu mutlusun? Benim hayallerim vardı. Ben gazeteci olup dünyayı değiştirecektim. İnsanlara yardım edecektim. Şu an yaptığım şey duygu sömürüsünden başka hiçbir şey değil. Hiç kimseye en ufak bir yardım olmadan sadece yaşıyorum. O yüzden ben karar verdim. Ben Serdar'a yardım edeceğim. Arda, ben Serdar'a yardım edebilirsem Serdar'ın hayatı değişir. Zaten insanlar birbirine yardım ederse dünya değişir. Dünyayı değiştireceksin yani. O herife yardım ederek, öyle mi? Güldürme beni ya. Ah, teşekkür ederim aşkım. Ay, bu kelimeyi o kadar çok kullanıyorsun ki insanın inanası gelmiyor. Bak, aşık adam böyle olur, gör. Ya ne alakası var hayatım? Biz bir kere sevgiliyiz. Gizem bunun suratına bakmıyor. Sağ ol ya hatırlattığın için. Biletleri alıyorum yalnız, merak etme hafta sonuna. Keşke ben de senin yüzüne bakmasaydım, süründürseydim seni. Belki o zaman kıymetimi bilirdin, değil mi? Ya ben ne dedim ki şimdi ya? Oo. Hafta sonu diyorum. Biletler diyorum, alı diyorum. Bodrum'a diyorum. Ben gitmiyorum bir yere. Bu gitsin tek başına ne yapıyorsa yapsın. Of. Ne yapıyorsunuz ya? Siz istemiyorsanız ben giderim. Sen sus. Raf ağzından bir kere çıkar, gidiyoruz Bodrum'a. Bana al işte. Sen sus. Kardeşim, biz sen gaza gel diye istedik bu iddiayı. Ben senden bilet net istemiyorum. Bana al, bana. Sen bir sus. Lan. Gizem arıyor, Gizem arıyor. Gizem arıyor, Gizem arıyor. Sakin, sakin, sakin. Gizem arıyor. Alo. Merhaba Serdar. Ben seni şey için aramıştım. Bir şey konuşmak istiyorum da. Tabii konuşalım Gizemciğim. Yarın müsait misin? Hem de nasıl? Anlamadım. Ha şey yani. Görüşelim tabii. Görüşmeyip ne yapacağız? Hem insanlar birbiriyle görüşe görüşe. Ondan sonra... Tabii tabii görüşelim. Yarın görüşelim. Tamam. Yarın haberleşiriz o zaman. Hoşça kal. Teşekkürler. Gol mü? Gol! Gol! Lay 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 lay. Aşk 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 aşk. Aşk kızı, aşk kızı, aşk. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Serdar, kredi kart numaranı versene. Sen sus! Evet, bu sefer gol olmuştu. Hem de tam yenilgiyi kabul etmişken. Her şey gerçek olamayacak kadar yolundaydı. Ama ben, Serdar, Gizem'in etrafında uçuşan bir böcek olsam da... ...ona kendimi anlatmanın bir yolunu bulmalıydım. Belki de bu yüzden çiçekler üçüncü gün yaratılmıştı. Abla, hayırdır kampa mı gidiyorsun sen? Onun gibi bir şey. Hiç söylemedin ya. Nereye, Çanakkale'ye mi? Ne Çanakkale'si kız? Beylikdüzü'ne gidiyorum. Şey, nereden çıktı peki bu böyle bir anda? Sen onu söyle bakayım. Sabaha kadar düşündüm ben. Ya benim bu Çetin'le mutlaka buluşmam lazım. İşine de bindi artık. Ha, yani diyorsun ki o gelemedi ama ben giderim. İyi bari metrobüsle gitme. Ya artık çok geç. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Bak, bir haftalık erzak bile aldım yanıma. Göreceksin. Herkese metrobüsle nasıl yolculuk yapıldığını göstereceğim. Hakkını helal et. Abla, bak beni korkutuyorsun ama. Korkma küçük kız, korkma. Başaracağım. Arjantinli doktorun dediği gibi, gerçekçi ol, imkansızı iste. Hasta la Victoria siempre abla. Si. Görüşürüz. Dikkat et. Oğlum sabahtan beri sırıtıyorsun, farkındasın değil mi? Gerçekten yaşadığımı hissediyorum Batu. Oğlum birazdan pantolonuma gideceğim.
orada çocuklarla ilgileneceğim. Ondan sonra sevdiğim kızla buluşmaya gideceğim. Bir insan daha ne ister oğlum? Aprilli lafları da öğrenmişsin. Yakışır. Nedir akşama programınız? Çok heyecanlıyım oğlum. Bildiğin gibi değil. Öyle sen adını söylüyorsun bana. Benim tüylerim diken diken oluyor bak. Şampiyon, bir topa bas be. Bir topa bas. Kardeşim bak, unutmamamız gereken şey şu. Sen filofobiksin. Bunu atlarsan yanarız. Asla ve kat'a ve zinhar bunları düşünmüyorsun. Aksine derhal bunları aklından çıkartıyorsun benim güzel kardeşim. Sen onu bırak da benim takım elbisemi kuru temizlemeye verdin mi? Verdim. Kardeşim gel şu üzerimizdekilerden bir kurtulalım. Ondan sonrası ben de merak etme. Hadi gel. Yürüyemiyorum zaten. Of. Anne söyle. Vefasız bir oğlum var. Ne zaman arasam? Hıkbık edip kapatıyor. Bana bak Serdar. Eğer Neriman'ı aramazsan vallahi çok pis kızarım. Ya anneciğim sırası mı şimdi ya? Rahat bırak beni, işim gücüm var. Sen görücü usulü evlenmekle ya. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? 21. yüzyıl. Görücü usulü ne? Aha böyle oluyor işte. Sen Neriman'ı ne zaman arayacaksın? Bak hala Neriman diyor ya. Anneciğim. Benim gerçekten işim gücüm var. Bak. Şarjım da bitiyor zaten. Sonra suratına kapatıyorum gibi olacak. Alo. Öyle de oldu zaten. Serdar efendi. Ben sana yapacağımı bilirim. Sehpaya çarpsın Batu. En sevdiğin tişörtüne vişne suyu dökülsün. Rakını koyacak buz bile bulama. Bir de şey, lotoyu tek rakamla kaçırsın. Korkunç. Yok canım o kadar da değil. Para lazım sonuçta. Sen bu işlerden hiç anlamıyorsun Masalcığım. Şimdi evlenmeyen parayı bulunca da evlenmez. Sen de böyle işte mal mal kızarsın işte. Uf Türkan abla. Ben ona gençliğimi verdim ya. Bütün arkadaşlarım evlendi, bir ben kaldım. Allah kahretsin, korkumdan Instagram'a bile bakamıyorum. Bence seni sevmiyor. Yani sevmiyor derken, senden daha iyisini bulurum diye düşünüyordur. Bu gidişle de bulur zaten. Sonra seni evden kovar, ondan sonra o kızla sabahlara kadar. Kavga eder. Sabaha kadar kavga ederler. Korkunç. Şeyi bile, gün yüzü bile göremezler. O kadar. Korkunç vallahi. Çok şımarttım değil mi seni Gizem Hanım? Gerçek Arda'yı göstereceğim ben sana. Efendim? Ağzınıza layık cağ kebabı. Ama Ertuğrul'da başıma neler geldi. Hiç sormayın efendim. Tamam sormam. Şimdi doğru ağaç eve gidiyorsun. Gizem kesin oralarda bir yerde. Serdar denen dallama ile görüşürse hemen bana haber veriyorsun. Cağ kebabı? Sen hala burada mısın? Kaybol. Böyle yapayım mı? Merhaba Masal, ne haber? Merhaba. Merhaba. İyidir, senden? İyiyim ben de. Ya aslında ben bugün Serdar'la buluşacaktım ama öncesinde seninle konuşmak istedim. Benimle konuşmak istedim. Olur tabii konuşalım. Ben düşündüm, taşındım ve Serdar'a yardım etmeye karar verdim. Bence el birliğiyle onu bu filofobi belasından kurtarabiliriz. Ay ne oldu, iyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyi fikir. Ya bence de öyle, çok iyi fikir. Senin aklından neler geçiyor? Sen Serdar'ı tanıyorsun. Ne bileyim, neler yapmaktan hoşlanır? Ya da ne gibi kızlar ilgisini çeker? Ah, ben söyleyeyim. Esmer sever bir kere. Yani aynen senin gibi böyle uzun saçlı olması lazım gibi. Yani nereden bileyim değil mi? Yardımsever, cana yakın bir kız lazım ona.
Şey mi yapsak o zaman? Aynı böyle senin anlattığın gibi kızlarla mı tanıştırsak onu? Yok. Yok çünkü Serdar böyle şeyleri hiç sevmez. Sevmez. Sen zaten onunla vakit geçir. O zamanla kendini sana açar. Açar. Aşkım. Şu evin anahtarını versene ne olur. Ne kaş göz yapıyorsun? Serdar'ın takım elbisesini kuru temizlemeye vermeyi unuttum. Ne var be? Herifin 1-2 saate gösterisi bitiyor zaten. Ondan sonra da Gizem... Gizemli... Gizemciğim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim de bir dakika bir dakika. Serdar gösteriye mi çıkıyor? Aa, çok merak ettim. Nerede? Aşkım Serdar gösteriye mi çıkıyor? Nerede çıkıyor aşkım? Nerede? Nerede? Çabuk söyle. Baba sahnedeyiz. Serdar'ın gösterisine geldi Gizem. Evet. Kapatmış. Dünya daha güzel bir yer olacak. Hepinizin gözünde görüyorum bunu. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen buna olan inancım tam. Dünya daha güzel bir yer olacak. Vallahi bak. Hep birlikte başaracağız bunu. Yardımlaşarak, dertleşerek, gülüşerek başaracağız. İnsanlar sizi çağırıyorum. Kitaplar, ağaçlar ve balıklar için. Buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için. Üzüm karası, saman sarısı saçlar ve çocuklar için. Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler. Dünya daha güzel bir yer olacak. Vallahi bak. Ne kadar harika bir şey yaptığının farkında mısın? Sevdin mi? Sevmek ne demek? Bayıldım. Bak o çocukların gözünün içindeki mutluluk var ya... onu yakalamak o kadar zor bir şey ki. Çok güzel. Çocuklar kendi başardı Gizem. Hayatın bu zorluklarının içinde... o kadar bağlanıyorlar ki ona. Ben herhalde sadece burada... bir oyuncuyum. Hayır. Sen hepimizin unuttuğu bir şeyi hatırlattın bize. Sevginin ne kadar kıymetli olduğunu. Ben bir şey soracağım sana. Sen hani makine mühendisiydin? Pabucumun mühendisi. Hayatım boyunca hep başarısız oldum biliyor musun? Yani daha doğrusu şans beni pek tutmadı diyelim. Bu maskeler de kendi gerçeklerimden hep sakladı beni. Neyse, uzun hikaye. Benim vaktim bol. Tamam. O zaman baştan başlayalım. Başlayalım. Şimdi bizim okula bir gün bir palyaço geldi. Ben bayağı küçüğüm tabii. Hemen biletimi kaptım. En ön sıralarda yerimi aldım. O koskoca adam kendini yerlerden yere attı. Düşünebiliyor musun? Tabii biz nasıl gülüyoruz. Sonra eve gittiğimde dedim ki...
nasıl bir özgürlüktür ya? İstediğin her şeyi yapıyorsun. Dönüp kimse sana tek kelime bile etmiyor. Sadece gülüyorlar. İşte ben de o günden sonra ben de böyle olacağım dedim. Bakma, makine mühendisliğini de annem için okudum. Kadının gönlü olsun diye. Yani o palyaçonun peşine takıldım. Hala da onun peşinden gidiyorum. Bu maskeler de benim hayatımı kurtarıyor işte. Özgür olmak için bu maskelere ihtiyacın yok. Neden biliyor musun? Hani o içerideki çocuklar var ya, o çocukların hepsi senin kalbini görebiliyor zaten. Bırak başkaları ne düşünüyorsa düşünsün. Dünya senin gibi insanlar var olduğu sürece iyi bir yer olacak. Yeter ki sen içindeki güzelliği kaybetme. Bak kendine. Arda Beyciğim, Arda Beyciğim, Arda Beyciğim. Gizem Hanım burada efendim. Arda Beyciğim, öncelikle hoş geldiniz. Gizem Hanım içeriye girdi. Bana verdiğiniz görevi ben layıkıyla yerine getirmeye çalıştığım için... Gizem! Arda, senin ne işin var burada? Asıl bu soruyu benim sormam gerekiyor. Ne ediyor belirsiz bir herifin peşine takılmış gidiyorsun? Ya susayım, susayım diyorum da artık yeter ya. Ya bir silkelen kendine gel. Çocukça hayalleri bırak. Sen kariyer sahibi bir gazetecisin. Bırak artık şu herifi ya. Sana ne? Sana ne Arda, sana ne? Sen ne hakla benim hayatıma karışıyorsun? Öyle mi? Tamam, her şeyi anlatacağım sana. Yürü gidiyoruz. Arda ne yapıyorsun? Bıraksana. Yürü dedim sana. Bıraksana, ne yapıyorsun sana ya? Sana yürü dedim, yürü. Arda! Hey! Gizem'in kalbine giden yolu ağır ağır tırmanıyordu. Oraya varınca Nirvana'ya ulaşacak, sonsuz bir huzura kavuşacaktım. Her yanım entrika harika. Boş gezenin boş kalfasıyım. Bu mu yani alameti farika? Bir yol bulup tutunabilsem şu hayata, bu aşk dolu kozmogonik. Mühlet doluyor, icraat yok. Hem platonik hem filofobik. Kalmadı başıma geldik. Ah güzel İstanbul, sana ya resmen o benim aşkım. O benim aşkım, bak bu kerameti. Beni aştı bile lat hadi. O benim aşkım, ah güzel İstanbul, sana ya resmen o benim aşkım. O benim aşkım, bak bu kerameti. Beni aştı bile lat hadi. O benim aşkım. Sanki sabretmem için dördüncü gün, zaman yaratılmıştı. Heyecanım günlere ve aylara bölünmüştü. Gizem'le sevgili olmama çok az kalmıştı. Aşkım, sen beni niye yanına almıyorsun yatağa? Bir hatan varsa söyle ne olursun. Bak ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Hiçbir şey anlamıyorsun. Bütün hatan bu zaten. Da 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 da! Vay! Zincir detayı? Yıkılır kardeşim. Diyebilirim ki bu Johnny Depp denen herif bile bu kadar şey değil. Ney değil? Ya şey işte... Karizmatik? Yok o değil. Seksi? Yakışıklı. Yok kanka o hiç değil. Tamam tamam neyse şey yapma, anladım ben onu. Ah, her neyse gel kanka şunun bir üzerinden geçelim hadi. Evet. Ya
Ahmet kankacığım ya şu an heyecandan adımı bile unuttum. Delireceğim. Ah, Bruce Lee'nin dediği gibi. Adını unutursan tek ihtiyacın bir çift köpektir. Sen şu işi hallet de Serdar. Birileri senden feyiz alsın. Birileri kim ya? Tamam tamam. Halledeceğim. Arda artık oyun dışı olduğuna göre önüm açık. Uygun bir zamanda gözlerinin içine bakacağım. Filofobi'yi yendiğimi ve ona aşık olduğumu söyleyeceğim. Bu kardeşim. Tam olarak bu. Sonra kıçını yayıp oturma ama birileri gibi. Kim olan bu birileri sabah sabah? Allah Allah. Ben miyim abi? Tamam tamam merak etmeyin. Başaracağım ben göreceksiniz. Şimdi başaracağım. Anne. Anne ya. Abla, ne oldu sana böyle? Metrobüs. Metrobüs kaza mı yaptı yoksa? Orasını bilmiyorum. Hayır ben buradan çıktım Söğütlü Çeşme'ye gittim. Kız bir görsen. Ana baba günü gibi. 5 saat bekledim orada ben. Ay derken bir metrobüs geldi. Bomboş. Cennet kadar güzel. Kapının açılmasıyla sağdan soldan bir yüklendiler. Bir yüklendiler. Sen bir daha metrobüse binmiyorsun. Binemedim ki. Hatta bırak metrobüsü, otobüse bile binmiyorsun. Denedim ama olmadı. Çetin midir nedir? O da çok istiyorsa uçsun gelsin. Tamam neyse beni boş ver. Sen ne yaptın? Ben mi? Charlie Chaplin'le tanıştım. Aa. Nasıl yani? Şu komik olan adam. Hı. Hem de tam olarak öyle. Hadi ben kaçtım. Dikkat et tamam mı? Evet Serdar Efendi. Sana ahiretliğimin helal süt emmiş kızı Neriman'ı buldum. Buldum değil mi? Peki sen ne yaptın? Ne yaptım anneciğim ben? Hiçbir şey yapmadın. Halbuki Neriman'la buluşup çay falan içmen gerekiyordu değil mi oğluşum? Anneciğim ben çay içmeyi sevmiyorum yoksa giderdim sana. Sus! Zevzeklik etme. Kaytarmak için ne mümkünse yapıyorsun. Ben de zaten onun için geldim. Madem sen tek başına gitmiyorsun o zaman beraber gideceğiz. Çocuk muyum ben anne ya? İtiraz istemiyorum Serdar. Oğluşum. Yıllardır sana hem analık hem babalık ediyorum. Ya sen babanın eksikliğini hissetme diye didinip duruyorum. Bu mudur yani karşılığı? Annen haklı vallahi Serdar. Yani ahiretliğimi kızı falan diyor. Bunlar önemli şeyler. Hayriye teyze. Halime. Halime teyze sen al bunu götür. O kızla evlendir. Sen de rahat et. Biz de rahat edelim. Ne diyorsun sen ya Masal? Anneciğim ben başka bir kıza aşığım. Ne? Gizem'le biz daha yeni başladık. Başlayacağız inşallah. Ama sen acayip seveceksin. Bak tam sana layık bir kız. Hı. Demek tam bana layık. İyi. Tanışalım o vakit. Ciddi misin ya? Ama bir şartla. Sen de Neriman'la çay içeceksin. Hangisi daha iyisi onu alacağız. Pazardan koyun mu alıyoruz abi? Tamam Halime teyzeciğim. Siz nasıl isterseniz öyle olacak. Hiç merak etmeyin ben söz veriyorum size. Uzatmasana oğlum. Hede geç işte çıkamayacağız buradan. Okey. Şöyle. O zaman akşam getirin kızı tanışalım. Akşam ama. Of ya of. Ne bahtsız adamım ya. Birinden kurtuluyorum öteki çıkıyor karşıma. Ne yapacağız şimdi biz? Vallahi kardeşim. Halime teyze oldukça kararlı görünüyor. Ve görücü usulünden kurtulmanın başka yolu yok gibi. Bence hemen Gizem'le anneni tanıştırman lazım. Sen ne diyorsun Türkan abla? Anneni atlatmak imkansız. Aa, al benden de o kadar. Vallahi kendi evladına bunu yapan bize neler yapmaz değil mi? Ya ben nasıl diyeceğim şimdi Gizem'e gel seni annemle tanıştıracağım diye. Ya kadın ilk günden beri nefret ediyor. Bilin bakalım ben bugün ne yaptım? Ne yapsan okey be Gizem. O ne demek ya? O yüzden şey yaptım. Ah! Tıpkı Boris Harloff'un dediği gibi hiç kimse yaşlı avcı kadar çizgi film düşkünü değildir. Ya bir durun kız konuşamadı ne oldu Gizem? Az önce dergiden istifa ettim. Ah! Süper haber. Oh! Öptüm de bir de. Ve ben karar verdim.
Artık gazetecilik yapacağım gerçekten. Serdar. Kardeşim. Siz bunu kutlarsınız değil mi? Evet, ben zaten bombastik bir plan yaptım. Gerçekten mi? E süper. Nereye gidiyoruz? Sen de pek zayıfmışsın kızım. Yemekte pek aran yok galiba. Yok Halime teyzeciğim. Ben formumu korumaya dikkat ediyorum da zaten genelde salata tüketiyorum. Serdar'ımın önüne de salata koymayacaksın herhalde. Bak boğazına düşkündür o oluşum. Anlamadın? Şey diyor ya, tavuk soteyi ben çok seviyorum ya. Tavuk soteyi çok sevdiğim için öyle şaka yapayım dedim. Benim annem inanılmaz şakacı bir kadındır. Bayılır şaka yapmaya. Bu da o şakalarından bir tanesiydi annemin. Annem öldüreceksin beni. Annem. Kaç çocuk düşünüyorsunuz? Yuh. Kim? Biz mi? Sen ayrı, ben ayrı kaç çocuk düşünüyorsun? Düşünüyoruz. Sen ayrı, ben ayrı kaç çocuk düşünüyoruz? Yani ben kaç çocuk düşünüyorum? Vallahi ben bu konulara çok uzağım ama siz neden sordunuz ki? Nasıl niye sordun kızım? Anneciğim sen yemeğini soğutmuyor musun ya? Tatlı matlı yiyeceksin daha. Hadi. Ne iş yapıyorum demiştin? Ben... Anneciğim. Oğlum ben Gizem kızıma soruyorum. Ben bir dergide çalışıyordum. Ama ne yapacaksın çalışıp? Sonra evle kim ilgilenecek? Evle mi? Hı. Çalış. Nereye kadar canım? Ya şimdi annem burada haklı gerçekten. Annemin burada hakkını yememek lazım. Annem şey demek istiyor. Oğlum ben gavurca mı konuşuyorum? Ha? Her söylediğimi tercüme ediyorsun kıza. Ben buraya niye geldim biliyorsun değil mi kızım? Ay acaba ne yapıyorlardır şu an? Çok merak ediyorum. Halime teyze var ya, onların canını okumuştur da neyse. Derken mesaj. Çok kötü durumdayım. Allah rızası için kurtarın. Daha fazla idare edemeyeceğim. Kadın Frankenstein gibi ya. Gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Of, ne yapacağız ki? Serdar'ı oradan çıkartmamız lazım ama nasıl? Benim aklıma bir fikir geldi ama. Söyle aşkım, söyle. Bak aşkım. Serdar ne oluyor? Oraya yakalandık. Kalk. Hayır, fikir olarak da berbattı. Kaş yaparken göz çıkarmışlardı. Hatta kafayı koparıp vücudu lime lime doğramışlardı. Polise uyuşturucu baranı olduğumuz söylenmiş. İtfaiyeye büyük bir yangın ihbarı verilmiş. Ambulansa da çok sayıda ölü ve yaralıdan bahsedilmiş. Ama yine de işe yaramıştı. Tam Arda'dan kurtulmuşken annemin çıka gelmesi işleri sekteye uğratmış olsa da amacımdan vazgeçemezdim. Annemden kurtulup nezarete düşmüştük. Neyse ki bizden bir bok olmayacağını anlayıp serbest bıraktılar. Beşinci gün hayvanlar yaratılmıştı. Benim içimdeki vahşi hayvansa Gizem'i tanıdıkça evcilleşiyordu. Bu ne? Sana bulduğum kız Neriman. Hapse attıracaksın herhalde beni. Oğlum o çocukluk fotoğrafı. Kız seninle aynı yaşıt. Ya ben ne yapayım? Gülsün bula bula bu fotoğrafı bulmuş işte. Olmaz anneciğim. Boşuna uğraşma. Üstüme gelme artık yeter ya. Aa, biz seninle böyle mi konuştuk ama? Ben Gizem midir nedir gittim onunla görüştüm. Şimdi sıra sende. Neriman'la görüşeceksin o kadar. Hayırdır sen sevmedin mi Gizem'i ya? Lafı dolandırma sen. Neriman'la buluşacaksın. Aha bu da numarası. Hiç vazgeçmeyeceksin yani değil mi? Anneciğim bak ben en iyisi ne yapayım biliyor musun? Ben birer Türk kahvesi hazırlayayım bize. Beraber oturalım konuşalım olur mu? Ha şöyle yola gel. Sultanım benim. Serdar! Ben Gizem'i seviyorum be. Serdar! Gel çabuk buraya. Anneciğim bak ayıp ediyorsun artık. Yaklaş kaçırmadın ya. Kaçamazsın benden. Gel çabuk. Ananım ulan ben seni.
Alo Halime Hanım. Ne oldu bizim şu iş? Ha, şey oldu. Bana bak. Ben iyice işkillenmeye başladım artık Halime. Ya istemiyorsanız istemiyoruz deyin. Aa, bizim kızımıza koca mı yok? Yok canım. Olur mu hiç öyle şey? Serdar dedi ki, anneciğim biz Neriman'la görüşürüz görüşmesine ama ailesi de yanımızda olsun. Nasıl olsa istemeye gideceğiz. Şimdiden kalkıp gelsinler dedi. Esah mı diyorsun Halime? Yaşar, damat bizim de orada olmamızı istiyormuş. Kız Halime, ne helal süt emmiş evlat yetiştirmişsin. Daha helal olsun. Öyledir, öyledir. Kime çektiyse artık. O zaman biz bir an önce yola çıkalım. Ha Yaşar? Nereye çıkıyoruz? Ay tamam, tamam. Yaşar da çok sevindi Halime. Hadi sağlıcakla kal. Benim de adım Halime ise sen de bu işten kaçamayacaksın Serdar Efendi. Neriman'la evleneceksin. Hmm. Hoş çocuk. Hiç Charlie Chaplin'e benzemiyor bu. Çünkü artık kostümünün arkasına gizlenmiyor. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bu çocuktan... Serdar filofobik, tamam mı? Olamaz yani öyle bir şey, imkansız. Olmuş işte. Git bir aynaya bak, böylesin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında Serdar'ın yanındayken kendimi çok özgür hissediyorum. Hani sanki böyle gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Ama... Amayla devam edeceksen hiç başlama. Kuzucuğum, aşk böyle bir şey değil ki. İnsanı metrobüse de bindirir, filofobiden de caydırır. Sen önce ne istediğine karar ver. Doğru söylüyorsun. Kız Çetin mesaj atmış. Ne? Ne yazmış? Bugün moda sahilde ol. Ölsem de kalsam da geleceğim diyor. Aşk böyle bir şey işte ablacığım. Ay geleceğim diyor. Bir dakika. Benim hemen hazırlanmam lazım. Dur sakin. Tamam. Yavaş. Dur dur. Efendim beni emretmişsiniz. Buyursunlar. Bu ayki maaşını ikiye katlamak ister misin? Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Bu sefer senden isteyeceğim şey çok önemli. Gözünü kulağını aç ve beni iyi dinle. Hiçbir hata yapmanı istemiyorum. Aksi takdirde gözünün yaşına bakmam, kovarım seni. Bana her konuda güvenebilirsiniz efendim. Güzel. Ama her konuda. Güzel. Sizin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Allah Allah. Dün yaşanan tatsızlık için çok mahcubum. Temiz hava ikimize de iyi gelebilir. Saat 4'te bekliyorum. Serdar. Anneme bak ya. Nuh diyor. Sadece Nuh diyor. Halbuki inançlı bir insan. Desene ya. Peygamber desene. Kardeşim bir sakin ol. Bulacağız bir formülünü, çözeceğiz. Merak etme. Hmm. Sen her şeyi hallettin. Bir bu kaldı değil mi? Aşkım. Ne olur söyle. Ne var? Söyle. Ne olursun ya. Yalvarıyorum artık ya. Onu da ben söyleyeyim. Çözümü de ben bulayım. Sen öyle dur Batu. Duran Batu. Arkadaşlar konuya dönebilir miyiz? Buradayız. Buradayız. Telefon. Alo Gizem, ne haber? Çok mutluyum tabii. Ben... Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Öyle mi? Ne güzel. Biliyor musun, doğayı, ormanı falan çok severim ben. Serdar çok teşekkür ederim. Saat 4'te orada olacağım. Hadi öptüm, bay bay. Orman morman bir şeyler dedi. Kardeşim dünkü aksiyondan sonra biz bir güzellik yapalım istedik. Türkan abla çaktırmadan davetiyeyi Gizem'e götürdü. Ve sen Gizem'le baş başa şehir dışında bir yerde eğleniyorsun kardeşim. Aslansınız be. Aslansınız be. Gel gel. Seni alnından seni de Allah boynundan öpeceğim. Helal olsun be size be. Dur sen bırak şimdi aslanı kaplanı da. Yarın sizi el ele görmezsek tatile Bodrum'a gidiyoruz ona göre. Ulan siz olmasaydınız Gizem'le tanışamazdım bile ben. Size söz veriyorum.
Bugün ilk öpücüğü alıyorum. Yarın elinden tutup buraya getiriyorum. Sonra iddiayı da ben kazanıyorum. Çünkü adamsın kardeşim. Adam sensin adam. Yalnız bir sorun var. Annemi benden uzak tutmanız lazım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Duymuyor musun? Kapalı işte telefon. Allah Allah. Manyak mı ne be? Allah Allah. Sağ olun Beylikdüzü. Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım biliyor musun? Ama çok sevdim, çok mutluyum şu an. Arada gelelim buraya. Sonuçta senin mutluluğun önemli. Peki sen? He? Sen nasıl hissediyorsun kendini? Örneğin sen öğleden sonra 4'te geleceksen... Ben saat 3'te mutlu olmaya başlarım. Mutluluğum her dakika artar. Saat 4'te sen geldiğinde... sevinçten ve meraktan deli gibi olurum. Sen de ne kadar mutlu olduğumu görmüş olursun. Ama sen herhangi bir saatte gelirsen... kalbim senin için ne zaman çarpacağını bilemez. İnsanın belli alışkanlıkları olmalı. Hatta alışkanlıktan da öte... yaşamak gibi. Ah Serdar, ah neredesin? Halime teyze, yapma artık Allah aşkına, gözünü seveyim ya. İstemez, sen sevme benim hiçbir yerimi. Ya bu şehirde milyonlarca insan yaşıyor, böyle bulamayız ki zaten. E ne yapacağız canım, siz söyleyin o zaman. Bir dakika. Yok, fazla uzaklaşmış olabilir, kokusunu alamıyorum. Vazgeçelim bence, papatya çayı isteyen var mı? Bozacının şahitleri. Zaten kabahat ben de sizi peşime taktım. Halime teyze, biz böyle hel hel bütün sokakları gezeceğiz mi ya? Keyfiniz bilir, kimse size kuyruğuma takılın demedi. Halime teyze, şöyle bir 10 dakika soluklansak ben ne dersin? Sonra devam ederiz. Evet ya, çok yoruldum. Yoruldu. İyi, 10 dakika ama. 10 dakika geçmez, geçmez hiç merak etme. Hı. Buyurun Halime Sultan. Hadi. Vallahi bittim, tükendim. Hayda. Beylikdüzü'nden buraya tekneyle geldim. Sırf seni görebilmek için Hayda. Bayağı rüzgar yedim. Nasılsın? Aptal gibiyim biraz. Islak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapalım şimdi? Ne yapmak istersin? Sen ne istiyorsan onu yapalım. Gel benimle. Boşuna bırakmaya hazır mısın? Şu Hasan varken her şeye hazırım galiba. Aşağıda bambaşka bir hayat bizi bekliyor. Aklımdan geçenleri söylesem mi acaba şu an? Hadi bir dene.
Gizem, ben seni... Seviyorum. Sen seviyor musun? Sen hani filofobikti? Artık değiştim. Hayatıma o kadar güzellikler kattın ki sana anlatamam. Anlatma o zaman. Çıkartın. Sonra bize benzeyeceksiniz çünkü. Ne varmış bizde be? Hiçbir şey yok işte hayatım. Onu söylüyorum ben de. Aman hadi bırakın lafları da keyfimize bakalım. Tütü, tütü 41 kere maşallah. Abla gerçekten tükürdün yalnız. Haydi bakalım. En kötü günümüz böyle olsun. İyi oldu. Haydi bakalım. Adam sahillerinde bekliyor. Allah. Aşkım. Aşkım tutma beni. Aşkım sakin. Aşkım tutma beni oynayacağım. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şadet şadiye başım için. Seni senden güzelim istiyorum. Oo, afiyet olsun gençler. İnsan bir haber verir ya. Serdar. Serdar. Arda, senin burada ne işin var? Madem merak ettin söyleyeyim. Bu adam seni başından beri kandırmış. Hem de arkadaşlarıyla beraber. Arda, yalanlarınla beraber defolup gider misin? Bu herif filofobik falan değil. Seni tavlamak için iddiaya girmiş arkadaşlarıyla. Hem de boktan bir tatil için. Serdar, kusura bakma lütfen. Arda biliyorsun bunu gurur meselesi yaptı. O yüzden saçmalıyor işte. Ne dediğinin farkında değil. İşte. Defol git lan buradan. Tamam. Kendisine sor. Sorsana hadi sor. Arda, bak sana son kez söylüyorum. Defol git. Gerçeklerle yüzleşmeye korkuyorsun değil mi? Ne gerçeği ya? Ne gerçeği? Sen ne gerçeğinden bahsediyorsun? Hadi sor. Sorsana. Serdar ne diyor bu? Ne diyecek? Saçmalıyor işte. Hadi ya. yalan söylüyor değil mi? Sen bu kadar kötü biri olamazsın. Konuşsana. Konuşsana, yalan söylüyor desene. Yalan söylüyor, ben seni kandırmam, ben sana yalan söylemem desene. Neden susuyorsun? Doğru söylüyor. Ama öyle değil. Öyle değil. Sakın. Sakın. Değil. Gizem, öyle değil. Bak. Gizem. Sakın. Sakın. Tanrı altıncı gün insanı yarattı. İnsanda kötülüğü. Çünkü insan hayal kırıklığıydı. Çünkü insan bencildi.
neşelen biraz. Asla ölümden bahsetme. Başaracağız. Oğluşum, biliyorum acı çekiyorsun. Ama çivi çiviyi söker derler. Gel beni dinle, alıverelim sana şu Neriman'ı ha? Anne, ya bir çayla insan mı tanınır? Allah'ını seversen manyağın teki çıkacak, ondan sonra uğraş dur. Olur mu öyle şey oğlum? Neriman dünyanın en güzel kızı. Yani öyleymiş. Huyu suyu da tam sana göreymiş. Tamam anne ya. Yalnız bak, beğenmezsen bu konuyu bir daha asla açmayacaksın. Zaten beğenmeyeceğim de senin hatırın için gidiyorum. Tamam mı? Söz mü? Söz söz. Anne sözü. Masal, sana bir mektup var. Bana bir mektup var. Hı-hı. Görüşürüz. Mektubu bu ya. Batu, beni böyle kandıracaksın. Oldu. Oldu Batu. Bu kim ayol? Efendim? Merhaba. Sevgilileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nden arıyorum. Batu seni seviyor. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Affedersiniz, bir adres soracağım da. Batu seni seviyor diye bir sokak varmış burada. Nerede acaba? Söyleyeyim canım. Zaman makinesine binip 5 yıl önceye git. Orada kime sorsan gösterir. Yok şimdi, kalmamış. Batu, ne bu saçmalıklar? Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Masal. Açsana. Batu, şaka mı bu? Benimle evlenir misin? Getir parmağını, getir. Aşkım. Aşkım. Anne, sen niye beni buraya getirdin ya? Bu sıcakta. Güneş alnıma vuruyor. Bu sıcakta bir de böyle giydirdin beni. Oğlum, sen niye böyle sabahtan beri bır 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 şikayet? Yeter ama. Aa, bak geliyorlar. Bana bak. Eğer ters bir şey söylersen vallahi kafanı kırarım ona göre. Hoş geldiniz. Hayır mı? Merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim Ahretlik. Hoş geldin Yaşar Hoş Bey. Hoş bulduk. Heh, buyurun. Serdar'cığım. Ay, ay. Anne, bu kadın kaç yaşında ya? Yuh. O Gülsüm teyzen, salak oğlum. Kızın annesi. Neriman kızım nerede? Ha oğlum, Ayla ile beraber. Dedi babacığım, siz çayları söyleyin. Biz biraz oyalanıp geliriz. O zamana kadar çaylar da soğur. Biz bir dikişte içer kaçarız. Aa Yaşar. Ay Yaşar da çok şakacıdır da. Neriman yolda şimdi gelir. Serdar'cığım nasılsın oğlum? Fena değil. Yaşar, sen de bir şeyler söylesene çocuğa. Sen ne iş yaparsın oğlum? Ben işsizim bey amca. Yeni kovuldum, öyle boş boş geziyorum. İçkim de var. Yakında kumara da başlarım ben, oh. Oğlum, ay heyecandan, Gülsüm teyzesi heyecandan. Ay gelirken de zaten eli ayağına dolaştı çocuğun. Bak çocuğum, ben açık açık konuşmayı severim. Halime de bilir. Evlilik ciddi bir iştir. Sen bu sorumluluğu üstüne alabileceğine inanıyor musun? Yok, inanmıyorum. Bir dakika anne ya, konuşuyoruz. En azından Neriman'la böyle bir yola girmek istemiyorum.
Bakın ben sizin kızınızı tanımıyorum. Hoş tanısam da şey fark etmez de. Halime, sen böyle anlatmadıydın bu çocuğu bana. Gülsüm teyze, ben başka bir kıza aşığım. Onu bulmamla kaybetmem bir oldu. Ben kaç gündür ne kadar acı çekiyorum bir bilseniz. Onunla tanışmak için kötü bir yol seçtim, o da beni terk etti. E haklı, yemin ediyorum haklı. E daha mantıklı bir yol bulamadım. Ya da cesaret edemedim. Ama onu öyle bir sevdim ki. Öyle böyle değil. Oğlum. Anneciğim bir dakika susmayacağım. Oğlum bak bir gel. Asla. Hayatım boyunca yalnız kalma pahasına da olsa ne kızınızla ne de başka bir kızla evlenmiyorum. Ben kaç senedir Gizem'e olan aşkım yüzünden kafamı kaldırıp başka bir kıza bakamadım. Sizin haberiniz var mı bey amca? Gizem burada olmasa da hayali benimle birlikte. Hadi kalın sağlıcakla. Ama ben buradayım. Gizem? Ha, ay Gizem değil ki o. Neriman, Neriman. Neriman? Gerçekten mi? Gerçek mi bu? Bunlar aşık. Gerçek mi bu? Mutluluk. Bir bardak suya benzer mutluluk. Yeni yıkanmış nevresimlere benzer. Sevgilinizin dudağından damlayan bir çift kelimeye benzer ki tutup sizi gökyüzüne fırlatır. İşte o an, tam da o an dünyaya yeniden gelirsiniz. Balayı yolcusu kalmasın, kalkıyoruz abiler. Hadi balayı diyorum, balayı. Hoşça kalın. Anne. Badire'den öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Bütün mutluluklar, acılar, görkemli servetler ve savaşlar. Hepsi. Ama hepsi işte şu gördüğünüz ufacık ışık parçasının içinde. Bahaneleri boş verin. Hayat çok kısa. Şimdi hemen gidip o insana sevdiğinizi söyleyin. Hemen. Suçmuş
şu hayatta. İşin zor.